Gözleme bakın. Tek bir kuş kalmadı. Kuşları sevmiyorlar. Fakat sinek, parazit üretecek şekilde hayvanları seviyorlar ve buna katkı yapıyorlar. Bunlar hastalansın, parazitlensin, sinek minek her şey satsın. Kuşları sevmiyorlar. Yapacak bir şey yok. Onun cezası yok. Bu hayvana bir tek mesela hapistesin. Ufak çocuk 6 yaşında hayvana bir tekme sallasın, gazetedeki örneği gibi. Doktor Tekin, bunların soyadındaki Turgay, Eskişehir'de pataküte pataküte ufacık çocuğa girişir, denesi karşı çıkar. Ondan sonra kamera tezgahı hazır, tiyatrosu. Kamera nereye bakıyor bilmiyor. Ondan sonra babası gelir tabii. Sen çocuğumu görmüşsün. Güreşe katılır. Ondan sonra tek bir kale olur. Babası bunu tutarken. Diğer kayıtlar silinir videodan. O da düşer. Ayağını güya kırar. Çünkü doktor raporları hazır benim davalarımdaki gibi. Bir doktorun bok çuvalı gibi kafatası kırıyor. Onun da bacağı kırılır böyle. Ufak çocuğu dövdüğü için pataküte kim bilir ne travmalar yaşıyor çocuk şimdi. Yetişkin bir domuz onu dövdü pataküte, ceza almaz. Fakat babası seneler uğraşacak bu davayla. Avukatlarla, mahkemeyle, hakimlerle uğraşacak. Ceza da alacak. Parası da gidecek. Evini öyle her gün dayattıkları etrafına o haberde yazdığı gibi bu hayvanları daha önce tartışmış onunla. O yüzden o çekecek cezasını. Maddi imkan gidecek. Evini satmak zorunda kalacak. Belki hapse atacaklar. Hapisteyken karısı dayanamayacak. Boşanma isteyecek. Aile parçalanacak. Böyle olaylar çoktur. Ne için? Bu hayvanların boklarını, toksoplazmalarını, parazitlerini, sineklerini yaymak için. Evet. Sonra o paralar daha kadar ekmeği olana gidiyor. Ne oldu şimdi? Sokak köpeği mi kaldı? Pardon, kedisi. Ha? Yeni emir ne? Ya, gitti, attı dışarı. Diğer yüzlercesi gibi buradan yetiştirip koyuyordular be. 2 ayda bir 18 tane. Kör kör, hastalıklı hastalıklı. Ne diye? Çöp hayatına, sokak hayatına, cami kıblesine, her marketin önüne, her büfecinin önüne, tüm Üsküdar'ı, tüm camilere Üsküdar'da, buradan. Başlangıcı buradan. Sonrası holding ve en büyük ihaleler. Daire yerleştir adamlarını, kap bütün araziyi, yeni bina dikiyoruz biz. Bütün oturanlar hemfikir, karar verdi,
Şimdi soralım. Yeni yapın. Biz de yararlanalım. Hayır. Karşı çıkılır. Zaten denedik. Karşı çıkıyoruz biz. Yüzde bilmem kaçı bizim. Sadece 3 tane sakin kabul ediyor. Yetmez. Hepsini ele geçirelim ondan sonra. Tezgah budur. Her apartmanda. Bilmiş olun. Bitti yeni bir kiracılar. Kanal yolları hazır. Kiracı satılık. Emlakçıya iş. Böyle şeylerle. Sahibi belli. Sahipleri. Toplansın. Hepsi kumbaraya. Dağa kadar ekmeği olan. Bu şeylerin ekmeğini veren. Baskı için. Psikolojik baskı. Magandalara. Mafyalara. Say sayabildiğin kadar. Tek meslekleri bu. Ve diğer şeytanlıklar, büyüler, tarotlar. Tarotçu yakalıyorlar be. Kaç milyon çıkıyor hesabından, banka hesabından. Nereden lan bunlar? Ha? Bir insan normal aylıkla çalışsa hayatı boyu kaç para elde edebilir mi? Hiçbir şey harcamadan. Hiçbir ev almadan. Fakat bunlar kaç senedir tarotçuluk yapıyorum? 10 sene. Oo. Banka hesabın ne kadar? 100 milyon. Ve uyanmıyor bu millet. O 100 milyon ne yapacağım? Aynı örneğini duyduk be. Kabaki bankadan çekmiş 250 bin. Onun tartışmasını yapın. Niye çektin? Bunlar benim param. Niye çektin? Hayır, senin param değil be. Kumbaranın